Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Bir narsistle olan ilişkinden bir türlü kopamamanın, kendini oradan uzaklaştıramamanın olası sebeplerinin ne olduğuna birlikte bakacağız. Kopamadığın ve ayrılamadığın her ilişkinin karşı tarafın bir narsist olduğunu göstermediğini zaten tahmin ediyorsunuzdur. Ama ben yine bunu peşinen videonun başında uyarayım. Bazen de bizim kendi sağlıklı olmayan ruh hallerimizden dolayı bitmesi gereken bir ilişkiyi bitiremeyip ısrarla peşinden koştuğumuz da oluyordur tabii ki. O yüzden ben bu ilişkiyi bitiremiyorum demek ki karşımdaki narsist deyip genel böyle bir etiketleme kısmına dönmesin. Hadi şimdi hazırsanız bir narsistle o ilişkiyi neden bitiremiyorsunuz, ondan neden kopamıyorsunuz, bununla alakalı neden bir aksiyona geçemiyorsunuz bu konuyu konuşmaya başlayalım. Şimdi videonun başından da anlaşılacağı üzere zaten burada negatif bir telkin içeriyor farkındaysanız. Yani narsisti bırakamamanın, işte ondan kopamamanın sebebi. Bu ne demek? Yani şöyle bir mesaj veriyor mu subliminal olarak? Sen narsistik kişiyi bırakamıyorsun, sen narsistik kişiyi bırakamazsın, narsistten ayrılamazsın gibi negatif bir telkin içeriyor. Yani bunu zaten başka videolarda yine çok daha derinlemesine inceleriz ama öncelikle zaten kendine vereceğin bu negatif telkinleri bir durdurman gerekiyor. Yani ben bir şeyi kendime defalarca ve defalarca ya bunu yapamazsın Berat, bunu yapamayacaksın, bu olmayacak ya, bunu beceremeyeceksin, sen bunu yapamazsın dersem bir süre sonra bu kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi benim bilincimin dışında bir yerlerde burası kodlanmış ve benim programlamış oluyor. Bu böyle sosyal medyada ya da YouTuber'larda çok fazlaca böyle gördüğünüz işte bilinçaltı programlama şeylerine falan katılmıyorum tabii ki. Ama bir şekilde bunu kendinize inandırdığınız şey yönünde hareket edeceğinize yönelik çok güzel yapılmış o bilimsel çalışmalar da var. Zaten bizim terapilerde verdiğimiz şeyler de uzun süren uğraşlar sonrasında o alttaki bilincinizin dışında olan ve kendiniz yıllarca bir şey yapamayacağınıza ya da tersi olduğunu ya da negatif şeylerin sizin başınıza geleceğine yönelik o kendi kendinize verdiğiniz negatif telkinleri ya da inançları değiştirmek üzerine odaklanıyor. O yüzden ilk yapacağınız kısım bence burası olmalı. Ya ben bunu yapamam, ben ondan bırakamıyorum, onu kopamıyorum bir türlü, işte ondan vazgeçemiyorum dediğiniz sürece evet okey vazgeçemeyeceksiniz, burası kesin. Zaten bir narsist de şu anda seni ayıran en temel özellik de bu. Çünkü narsist kendi kendisine verdiği negatif bir telkin yok ya da bu kadar negatif telkin yok. Çünkü onun o büyüklenmeci yapısını düşünün. Her ne kadar closed narsist de olsa, büyüklenmeci, devalue edici narsist de olsa kendi kendisine verdiği ve sürekli kendisine o motive ettiği o içten dinamo gibi çalışan bunu yapabilirsin, sen bunu hak ediyorsun, işte sen her şeye gücün yeter dediği bir yapı var. Zaten o kadar başarılı oluyor olmasının sebepleri de bu narsistlerin genel olarak. O yüzden öncelikle dediğim gibi bu negatif telkin kısmını bırakacağız. Bunu bir kenara bıraktıktan sonra yani evet ben bunu yapabilirim. Yani ben buna da karar verdim ve öyle ya da böyle ben bir şekilde bunu halledeceğim dedikten sonrasında diğer basamakların ne olduğuna bakalım. Şimdi zaten narsistle ne kadar uzun süreli bir ilişkin varsa ondan kopabilmek de maalesef o kadar zor. Çünkü bu bilinç dışına ekilmiş bir şekilde bu yapamayacağına dair düşünceler o kadar derine işlenmiş oluyor. Bunun haricinde narsist bir şekilde seni yıllarca ya da bu ilişkiniz için ne kadar sürdüyse haftalarca mı, aylarca mı ya da yıllarca mı onsuz bir şekilde bu hayatın tadını çıkarabileceğine, yaşayabileceğine, mutlu olamayacağına yönelik bir şekilde bunları da sana işlemiş oluyor. Yani ben ondan ayrıldıktan sonra başka kimseyi bulamam, onsuz işte mutlu bir hayatım olamaz şeklinde yine kendine verdiği o negatif telkinlerin sebebi de o narsistin sana bir şekilde yüklemiş olduğu o manipüle etmek dediğimiz kısımları içeriyor. Evet, bir şekilde onun yanında ancak var olabildiğin, onun yanında mutlu olabildiğin çok gerçekçi olmayan ve rasyonel olmayan bir düşünceyi sana ektiği için ve sen tabii ki bu düşünceleri farkında olmadan yıllarca yaşarttığın için ya da bu ilişkide hatanın sende olduğunu zaten yıllarca sana işlediği için burada bir şekilde bu ilişkiyi bitirirsen de yani yapmam gereken şeyler yapmadım mı? Acaba işte benim de suçum ve kabahatim vardı da ben bu kısımları göremedim mi şeklinde o için içini yiyen sürekli bir yandan suçluluk, bir yandan işte öfke, bir yandan değersizlik ama bir yandan da kopamamanın getirdiği o çaresizlik, umutsuzluğu yaşıyor olacaksın. O yüzden bu kısımları da bir durdurmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl durduracağız? Bunun en kolay yolu şu. Şöyle düşünün. Sevgilinizle ya da partnerinizle, eşinizle aynı karakter özelliklerine sahip olan bir arkadaşınızın eşi olduğunu düşünün. Yani en yakın arkadaşınızın eşi de sizin eşiniz ya da partneriniz gibi bu özelliklere sahip. Ve o size şeyi anlattığında ya işte Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet ya ben yapamayacağım yani bu ilişkiden bırakamıyorum onu çünkü ben gerçekten onsuz bir hiçim ve onsuz hiçbir zaman mutlu olamayacağım ve bu ilişkide benim bir sürü kabahatim vardı ve bu suçluluktan bir türlü kurtulamayacağım. Bu ilişki bitiyorsa bunun çok büyük bir sorumluluğu da bende dediğinde ona vereceğiniz tavsiyeyi düşünün. Gerçekten şöyle der misiniz yani evet Ayşe ben gerçekten onsuz bir hiçsin ya. Gerçekten hiçbir şey başaramayacaksın, sen başaramazsın. Yani ne et, yap et, o işte sevgilinle olan bu ilişkiyi kurtar ve hiçbir zaman ondan
ayrılmamalısın. Çünkü ondan ayrıldığın sürece seni kesinlikle cehennem gibi bir hayat bekliyor. Ya böyle bir telkin verir misiniz ona? Hiç sanmıyorum. O yüzden kendinize de bu verdiğiniz buradaki telkin kısmını da düzeltmeniz gerekiyor. Yani o narsistin bir şekilde manipüle ederek sizi yıllarca sizi inandırdığı, onsuz hiçbir şey yapamayacağınız ve bu ilişkideki hatanın ve yanlışların bütün sorumlusunun sizin olduğunuza dair size yüklemiş olduğu o inançtan bir sıyrılmanız gerekiyor. Bunun için de bu sesli düşünme tekniğini yapabilirsiniz. Yani arkadaşınızla konuşurken onun eşiyle yaşadığı problemlerde siz nasıl bir tavsiye verirdiniz? Bunu bir düşündüğünüzde bakın bakalım. Şu anda sizin kendinize verdiğiniz tavsiye ile arkadaşınıza verdiğiniz tavsiye farklı mı? Üçüncü özelliğe geçelim. Narsistten neden kopamıyoruz? Narsistten kopmanız şu açıdan zor. Kopamıyorsunuz demiyorum. Bak önce burayı değiştirelim. Kopmanız zor mu? Zor. Evet. Ama yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Bununla ilgili yorumlarda hatta bir sürü başarabilmiş arkadaşların yorumlarının geleceğini tahmin ediyorum. Şimdi şey kısmını bir düşünün. Narsist diyoruz hep böyle iki ucuda yaşıyor ve yaşatıyor. Yani cenneti de cehennemi de yaşatıyor. Yani kötüsü çok kötü gerçekten ama iyisi de çok iyi. O yüzden negatif anların sayısı evet çok fazladır ve negatif olduğunda gerçekten böyle sizi yerin dibine sokacak kadar, bu hayattan böyle bezdirecek kadar sizi zorlayacağı anları geliyor. Bunu kabul ediyorum. Ama bunun haricinde narsistle yaşadığınız ve diğer ilişkilerde yaşayamayacağınız ya da hayatınızın bundan sonrasındaki kısmında belki de göremeyeceğinizi düşündüğünüz çok pozitif anlar da var. Hem bunların sayısı belki fazla olabilir ya da sayısı fazla değilse de yoğunluğu çok fazladır. Yani çok az mutlu olduğunuz anları hatırlıyor olabilirsiniz ama çok mutlu olduğunuz anları hatırlıyor olabilirsiniz. Yani sayıca az fakat yoğunluğu, şiddeti yüksek olan mutluluklar yaşıyormuş olabilirsiniz. Dolayısıyla onları bırakmak da çok kolay değil. Bu kısımda da katılıyorum. O yüzden zihninizin bir tarafı sürekli o olmadığında onun varlığındaki kadar eğlenemeyeceğinizi de dolayısıyla size yüklüyor olacak. O yüzden cenneti de ve cehennemi de yaşıyor olduğunuz kısımda bir şekilde zihniniz zaman zaman size o cennet kısmında yaşadığınız yerlerin acaba düzeltebileceğiniz bazı parçalar olduğunda, yani o cehennem kısımlarını azaltabildiğinde o güzel cennet kısımlarını yaşamanızın da dolayısıyla sayısı artacak mı artmayacak mı, sürekli bunun bir ambivalans içerisinde, gitgeli içerisinde yaşayacağınızı tahmin ediyorum. Ve o yüzden evet, narsistle bir ilişkiyi sonlandırmak da maalesef bu kısımda zor. Çünkü gerçekten eğlenceli olduklarında, bu hayattan keyif almak istediklerinde ve size de keyif aldattıklarında orayı bırakmak bir şekilde zor oluyor. Çünkü gerçekten çok ödülleyici bir sistemle çalışıyor. Şimdi bunun için peki ne yapabilirsiniz? Şöyle düşünün. Bu diğer bir önceki madde için de belki geçerli olabilir. Şimdi bu hayattan aldığınız memnuniyet düzeyini şöyle 0 ile 100 arasında bir derecelendirin. Yani narsist olan bu ilişkinizde 0 ile 100 arasında ne kadar ilişki memnuniyetiniz var bu ilişkide olmaktan. Ve sonrasında bu ilişkin haricinde, dışında, yani siz yalnızken ya da başkasıyla birlikteyken ne kadar memnun olabileceğinizi de potansiyel olarak düşünün. Ve burayı da yine 0 ile 100 arasında bir potansiyel bir puana oturtun. Bunun bir derecesinin ne olduğunu şu anda göremeyeceğinizi ya da bulamayacağınızı biliyorum. Fakat tahmininizin ne olduğunu zaten merak ediyorum. Ve ikisinin de 0 ile 100 arasında, yani şu anki mevcut ilişkinizde ve potansiyel yalnız yaşarken ya da başka birisiyle kurduğunuz bu ilişkideki memnuniyet düzeyinizi düşündüğünüzde ikisini şöyle bir derecelendirin. Şu anda zaten bu ilişkiden kopamıyor olmanızın sebebi bu ilişkinin çok yüksekte olmasından dolayı değil. Çünkü zaten mevcut durumdaki ilişkinizden çok memnunsanız zaten bu videoyu izliyor olmazsınız diye tahmin ediyorum. Ya da başka bir ilişkide daha mutlu olabilir miydim diye ya da bu ilişkiye hiç başlamasaydım daha iyi olur muydu diye düşünmezsiniz. Bu ilişkideki skorunuz muhtemelen 50'lerin altında bir yere doğru gidecek. Ve burada önemli olan işte o diğer kısımdaki, yani bunun haricindeki bir hayatta siz yalnız yaşarken ya da başkasıyla birlikte olduğunuzda da bu skor düşükse eğer burada kötü bir şey var. Neden? Çünkü ne bu ilişkiden kopabiliyorsunuz? Çünkü gideceğiniz yerde yalnızken ya da başkasıylayken olacak kısımda pek aydınlık gözükmüyor. Bu ilişkiden kötüsünüz, mutlu değilsiniz yani, ama diğer ilişki zaten potansiyel bir mutluluk getirecekse, yani ben zaten bu hayatta onun olmadığı bir ortamda %70-80 birim yaşayabilirim diyorsanız, o zaman zaten yine muhtemelen bu videoyu izlemezsiniz ve orayı bırakırsınız ve yeni bir yalnızlığa doğru ya da başka birisiyle bir ilişkiye doğru geçiş yaparsınız. İşte burada kötü olan kısım hem bu ilişkinin düşük hem de diğer ilişkinin yaşanacak potansiyel farklı bir hayatın da çok memnuniyet getirmeyeceğine yönelik bir düşünceniz varsa, işte orada birazcık bu yanlış algıları kırıyor olmanız lazım. Bunun için de o anlattığım ilk iki kısımdaki, yani neden başka birisiyle bir ilişkide daha mutlu olamayacağını düşünüyorsun ya da yalnızken daha mutlu olamayacağını düşünüyorsun, burası üzerine biraz çalışman gerekiyor. Eğer bunun işin içerisinden tek başına kendini çıkamıyorsan belki bu konuda bir destek almakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Ha, bir de belki şey ihtimali de vardır. Yani hem bu ilişkideki memnuniyet skorunuz yüksektir hem de yalnızken ya da bir başkasıyla kuracağınız ilişkide de gayet memnun olabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz.
Bunu nasıl yaptınız bilmiyorum ama ikisi de yüksekse, yani ikisi de %80 üzerinde bir skor alıyorsa, okey, hiçbir parametreyi bozmadan aynen böyle devam edin. Çünkü hem bu ilişkide mutlusunuz hem de tek başınıza yaşayacağınız ya da başka birisiyle olacağınız ilişkide mutlu olacağınızı düşünüyorsanız, okey, gayet güllük gülistanlık bir hayatın sizi beklediğini düşünüyorum. Öyle bir hayat var mı? Emin değilim. Ama onda da şeye dikkat edin. Aldatma riskinin birazcık fazla olabileceğini düşünüyorum. Çünkü evet, okey, bu hayattan memnunum fakat dışarıda da güzel bir hayat var dediğiniz bir kısımda işler birazcık sarpa sarabilir. Neyse, o belki başka bir videonun konusu olur. Hadi şimdi gelin narsistten neden kopamadığımızın o son kısmına doğru bir geçelim. Burada da narsistin hep anlatıyoruz ya, yani empati yapabilme yeteneği düşük ve sizin kadar tabii ki merhametli olmadığını düşünüyorsunuz. Evet, belli bazı yerlerde haklısınız. Sizin kadar empati yapamıyor da olabilir ya da sizin kadar merhametli olmayabilir. Ve bunun negatif yanlarını düşündüğünüzde zihninize şöyle bir şey geliyor olabilir ki haklılık payınız da var. Narsistin bu ilişkiden koptuğunuzda size yapacaklarından ya da çevrenize bir şekilde yapacaklarından, işte anlatacaklarından olabilir, işte ne bileyim şantaj vesaire bir şey yapıyor olabilir, tehdit ediyor olabilir. Bu vereceği subliminal mesajların haricinde size fiziken ya da duygusal olarak vereceği, o uygulayacağı şiddetin, psikolojik ya da fiziksel şiddetin de hasarlarından korkuyor olabilirsiniz. Bu da bir ilişkiyi zaten bırakamamanız için gayet makul bir sebep. Ve bunun için nasıl bir önlem almanız gerekiyor? Orada kendinizi nasıl güçlü hissetmeniz gerekiyor? Gerekiyorsa bununla alakalı işte hukuki ya da psikolojik bir destek de almanız gerekiyorsa bunu da lütfen ihmal etmeyin. Çünkü onun size yapabileceklerinden korktuğunuz sürece bir harekete geçiyor olma ihtimaliniz de dolayısıyla düşük. Bununla alakalı çok güzel bir video vardı, özür dilerim, film vardı. İzlemediyseniz izlemenizi de öneriyorum. Gerçi orada bir antisosyal kişilik bozukluğu yapılanmasına doğru da giden bir kısımdı. Kabadayı diye bir film. Şener Şen'le Kenan Emirzalıoğlu işte başrollerini oynadı. Orada hatırlarsanız ya da izlemediyseniz de muhakkak izleyin. Kenan Emirzalıoğlu Devran karakteriydi, yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel psikopat, antisosyal ve narsistik kişilik bozukluğu örüntülerini sergileyen bir adamın karakteri ve orada bir şekilde sanırım Ceylan karakteriydi. Bunları nasıl hatırlıyorum ilginç hala. Etkileyici bir film. Ceylan değil, özür dilerim, Karaca. Yani Karaca isimli karakterin nasıl sindirdiği ve onu korkuttuğu ve dolayısıyla bu ilişkinin içerisinde nasıl tekrar tekrar kızı çektiği, şantajla vesaire çok güzel anlatan bir kısım. Bununla alakalı bu korkunuz tabii ki gerçekçi. Çünkü yani maalesef ülkemizdeki o şeyleri de biliyorsunuz. Yani bu kadar kadın cinayetlerinin ya da şiddetin olduğu bir durumda bir narsisti böyle bırakabilmek rasyonel anlamda da gerçekten zor. Bunun için de gerekli hukuki ve psikolojik önlemleri de alarak hareket ediyor olmanız biraz daha güvenli bir şekilde hem sağlığınız, ruh sağlığınız hem de beden sağlığınız, fiziki sağlığınız için de gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu şeyleri düşündüğünüzde evet, bunun haricinde yan etmenler de var ama videoyu uzatmamak adına yan etmenleri farklı bir videoda size anlatmaya çalışacağım. Ama bu dört maddeyi düşündüğünüzde evet, gerçekten bir narsistten neden ayrılamadığınızın temel şeylerinin, sebeplerinin ne olduğunu anlatabildiğimi tahmin ediyor. Aklınıza gelen bir şey varsa lütfen siz de yorumlar kısmında paylaşın. Belirli bir süre yorumları takip edip gelen sorulara oradan cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer kanala hala abone olmadıysanız bu arada şuradan kanala abone olabilirsiniz. Videoyu da sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Diğer videoları da izlemediyseniz şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.